Tuğ Bey'i açılış konuşması yapması için davet ediyorum. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Şubesi Başkanı İvan Çocuğum. Kışın sonuna doğru ilerlediğimiz Şubat ayının sonunda Kore ve Türkiye turizm sektöründen siz değerli dostlarımızla burada bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Öncelikle etkinliğimizi kutlamak için ziyaretimize gelen Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Sayın Yu Song'a ve TÜRSA Başkan Yardımcısı Sayın Yavut Günaydın'a teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ayrıca yoğun programlarına rağmen bu etkinlik için Kore'den uzun bir yol kat ederek buraya gelen Kore Seyahat Ajansı temsilcilerine de çok teşekkür ederiz. En önemlisi ise bugünkü etkinliğimizi Kore'ye olan ilgileriyle aydınlatan Türk Seyahat Acentelerine, Mayıs Acentelerine, Havayolu Şirketlerine, Medya Temsilcilerine ve diğer katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyor. Bugünkü etkinlikten iyi sonuçlar elde etmelerini diliyorum. TÜRSAP Başkan Yardımcısı Davut Günaydın Bey'i sahneye tebrik konuşması için davet ediyoruz. Evet. Ülke Kore olunca konuşma metnine gerek kalmadan sizlere bir takım bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Kore deyince akla kültür geliyor, gastronomi geliyor ve en önemlisi dostluk bağlarımız geliyor. Nitekim 15 sene önce Kore'de yapmış olduğum bir gezide kan kardeş ülke olduğumuz söylenmişti. Orada da çok mutlu olmuştum. Çok değerli başkonsolosum, çok değerli Kore Tanıtım Ofisi'nin çalışanları ve dost ülke Kuzey Kore'den ülkemize, Güney Kore'den ülkemize gelen değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve dünyanın en büyük turizm örgütü TÜRSAP'ın asıl sahipleri, seyahat ajantaları, hepiniz hoş geldiniz. Evet, Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre en hızlı büyüyen endüstri kollarından bir tanesi tabii ki silah yapımı, ama hizmet sektöründe de turizmin büyüme payı yaklaşık olarak %12 civarında ve 2024'ün rekorlar yılı olacağı söyleniliyor. Bu rekorlar yılında da yaklaşık 1,5 trilyona yakın bir gelir var. İki kardeş ülke arasında en önemli kaynaştırıcı öğelerden bir tanesi de kesinlikle turizmdir. Biz yaklaşık olarak 18 bin seyahat ajantası olarak kardeş ülkemiz Kore'yi tanıtmaktan büyük mutluluk duyacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Şubeleriyle birlikte yaklaşık 18 bin üzerinde ajanta var. Ben tahmin ediyorum ileriki günlerde Türkiye'den kardeş ülkeye giden turist sayısında ciddi bir artış olacaktır. Biraz önce söylediğim gibi bizim 2022 istatistik rakamlarımıza göre yurt dışına çıkan Türk vatandaşı sayısı yaklaşık olarak 8 milyon. Gerçekten büyük bir kapasite bu. 8 milyonluk kapasite çok büyük kapasite. Bu kapasiteyi zannediyorum sizler de bana hak vereceksiniz. Vize sıkıntılarından olmasaydı biz 9 milyonu da aşardık diye tahmin ediyorum. Çok ciddi bir vize sıkıntısıyla karşı karşıya olduğumuz için 8 milyonda kaldık. Ve 2024 yılında tahmin ediyorum 9 milyonları zorlayacağımızı düşünüyoruz. Kardeş ülkemize de biz birçok turist göndermeye hazırız. Her şeyle Kore bizi bekliyor. Doğasıyla, kültürüyle, gastronomisiyle ve inanın bana paylaşacağımız çok anılar var kardeş ülkemizde. Ben Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak biraz önce söyledim. Dünyanın en büyük turizm örgütü olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Günaydın'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Yu Song Yi Bey'i tebrik konuşmasını yapması için sahneye davet etmek istiyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Bugün Kore Turizm Organizasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği Kore Turizm Roadshow programı
Hakkımının açılışını için teknikle kutluyorum. Yoğun programlarına rağmen aramızda bulunan TÜRÜSAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Firuzu Bağlıkaya'ya ve Kore-Türkiye seyahat sektörü etkinliklerine hoş geldiniz diyorum. Türkiye ve Kore uzun yıllara dayanan tarihi ve duygusal bağları ile Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasından bu yana kurdukları kardeşlik bağını sıkı dostluk ilişkileri ile geçmişten bugüne kadar sürdürmektedir. Kore zengin bir geçmişe ve köklü bir geleneğe sahip olup dijital teknolojinin en son örneklerini deneyimleyebileceğiniz nadir ülkelerden biridir. Birçok tarihi esere ev sahipliği yapmasının yanı sıra dört mevsim boyunca doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Yüksek kamu güvenliği ve gelişmiş trafik düzeni sayesinde seyahat etmek güvenli ve rahattır. Ayrıca K-pop ile Kore dizileri ve filmlerinin temsil ettiği K-culture gibi unsurların dünya genelindeki trendine ek olarak medya içeriğini birleştiren turizm ürünleri de popülerlik kazanmaktadır. 2024 Kore ziyaret ılı kurulamaları kapsamında Türkiye'de turistlerin Kore'yi ziyaret ederek çeşitli kültüre deneyimler yaşamasını ve duygusal etkileşim içinde olmalarını umuyorum. İstanbul'da başlayarak Ankara ve İzmir'de de devam edecek Roadshow programının da başarılı bir şekilde devam etmesi için ilgi ve desteğinizi rica ediyorum. Teşekkür ederim.